Efendim, Nevzat Bey geldi. Buyurun. Açıkçası ünlü olmak istemenizi yadırgadım Nevzat Bey. Anlamadım Ünal Bey. Televizyonlara görüntünüzü vermişsiniz. Sorumluluğun bende olduğunu herkes bilsin istedim. Cesaretiniz takdire şayan. Ama bir şey elde edemezsiniz. Sadece şöhret olursunuz. Onu zaman gösterecek. Buyurun, sizi dinliyorum. Ünal Bey, konteynerlarınıza yaptığımız operasyon size son uyarımız. Konteynerdeki silahların bana ait olduğunu biliyorsunuz. Madem silahlarıma dokunabiliyorsunuz, buyurun bana da dokunun. Terör örgütlerine silah satmamanız konusunda sizi defaatle uyardık. Ama siz bizi dinlemediniz. Ben örgütlere ve devletlere silah satmazsam Türkiye'nin her yerinde bombalar patlar. Bu bizim meselemiz. 40 yıldır bu işin içindeyim. Görmediğim Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, MİT müsteşarı kalmadı. Hepsi de göreve başlarken şunu dediler. Aman Ünal Bey, düşmanlarımıza silah satmayın. Bu dönem farklı. Dönem farklı. Ama iş aynı. Ben silah tüccarıyım kardeşim. Parası olan herkese silah satarım. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Ben satmazsam başkası satar. Bizim istemediğimiz kimseye satamaz. Gücünüz yetiyorsa beni indirin. Yerime de kim istiyorsanız onu geçirin. Yerime kimi getirmeyi düşünüyorsunuz? Siz kimi uygun görüyorsanız biz onu geçireceğiz. Öyle biri olsaydı bırakırdım. Yerinize aday olabilecek herkesi yok ettiniz. Ama artık buna müsaade etmeyeceğiz. Siz bu bölgeyi, kısacası Orta Doğu diye yönetmek istiyorsunuz. Ama benim dostlarım burayı size yedirmez. Onu da zaman gösterecek Ünal Bey. Müsaadenizle. Hadsiz, cahil, zavallı. Dinlediniz mi arkadaşlar? Hızır Çakırbeyli tamam dediği an Ünal'ı gömüyoruz. Sinirlerini de kontrolünü de kaybetmiş durumda. Sakın ola ki moraliniz bozulmasın. Devlet arasında tansiyonu açar. Bu kaçıncı operasyonları? İlk defa bu sefer kendilerini açıkça ortaya koydular. Cüretkar bir biçimde. Ben bunun sebebini merak ediyorum. Bana diyorlar ki, silahlarınızı şunlara şunlara satabilirsiniz. Bunlara, bunlara satamazsınız. Biz devletlerin uşağı değiliz. Biz devletlerin kralıyız. Parası olan herkese silah satarız.
Madem silah satılmasını istemiyorsunuz, o zaman savaş çıkarmayın kardeşim. Savaş çıkmazsa aç kalırız. Dünyada bu kadar işsizlik, açlık varken birilerinin ölmesi lazım. Dünyanın da bir kapasitesi var. Vallahi öyle. Bu Çinlilerin hepsi arabaya binmek istese biz yandık. Çin'le Hindistan'ı çıkar, dünya rahat eder. Ya Ünal Bey, şu sizinkilere söyleseniz de şunların üstüne bir atom bombası yağdırsa. Buralar bize dar gelmeye başladı da. Rıfkı. Her zaman sözüm dinlenmiyor, değil mi? Olur mu Ünal Bey? Sizin her sözünüz benim için emirdir. Geçen toplantıya gelmedin. Yurt dışındaydım. Bacağımdan ameliyat oldum. Kardeşim de yanımdaydı. Bir gün ormanlar kralı Arslan demiş ki... ...eşimi alıp bir süre tatile gideceğim. Gideceğim gitmesine de yerime kimi bırakacağım? Bıraksam, kurnazdır. Milleti birbirine düşürür. Ormanda dirlik düzenlik kalmaz. File bıraksam, kendini o kadar büyük görüyor ki... ...küçüklerin dalaverasıyla uğraşamaz. Ben demiş en iyisi... ...yerime tavşanı bırakayım. Ve vekilim tavşan deyip tatile çıkmış. Tavşan. Ertesi sabah ormanı teftişe çıkmış. Bir bakmış ki karşısında kurt. Ulan demiş kurt, ne öyle dik dikiriyorsun? İki tokat patlatmış. Kurt. Lan ben şimdi bunu parçalarım da... Hani arslan dönecek, mevzu bana girecek. Demiş, yürümüş gitmiş. Aa, bir bakmış, karşısında tilki. Ulan demiş, tilki. Arkamdan demiş, bir takım numaralar çevirmeye kalkma. Ağzını burnunu kırarım deyip iki tane patlatmış. Tilki demiş ki... Ya ben şimdi bunu parçalarım da... Ama arslan gelsin, öyle yapayım demiş, planını kurmuş, yürümüş gitmiş. Ana, o da ne? Bir de bakmış karşısında fil. Ulan demiş fil, ben senin o hortumunu alır. Fil, muhatap bile olmamış, yürümüş gitmiş. Ah! Bir de bakmış karşısında... Ayı. Ulan demiş, ayı oğlu ayı. Öyle demiş, tırnaklarını çıkararak... ...iki ayak üzerinde duruyorsun diye... ...kendini bir şey mi sandın? Ayı anlamamış, tavşan olmuş. Bir o ağaca, bir bu ağaca vurmuş. Tavşan kan revan içinde. Tavşan delirmiş. Ulan demiş, ayı oğlu ayı. Bir defa da toplantıya katıl be.
Refik bizim kardeşimiz. Bu masada hiçbir zaman boş bir sandalye kalmayacaktır. Buyurun Refik Bey kardeşim. Geliniz otur. Beyler, istihbarat hepinize dokunabilir. Herkes, herkes için bir şeyler söyleyebilir. Ama biz bir aileyiz. Bu ailede aile reisinden bir şey saklanacak olursa ailemize ihanet etmiş sayılır. Var mı sözü olan? Ünal Bey. İstihbarat bize değiyor. Evet. İşimiz bu, değecekler. Ama bunu size anlatmamamız onları kale almadığımızdan. Eğer bunu ihanet sayıyorsanız, bu masada size ihanet etmeyen kimse yoktur. Öyle değil mi beyler? Hızır doğru söylüyor. Hepimize değiyorlar. Hepimizin nabzını ölçüyorlar. Vallahi benim nabzımı ne zaman ölçersen ölç kardeş. Hep aynı. 60. Çünkü sen kansızsın tipi. Yine nabzın atıyor, daha ne istiyorsun? Deme öyle dadaş, bak. Gene bir üşüme aldı. Ya tipi gibi olacağız, mağaramıza kapanacağız Ünal Bey. Ya da eskisi gibi olacak. Bizi istihbaratla muhatap etmeyeceksiniz. Hızır sana soruyor. Cevap ver Özer. Hızır kardeş haklı. Maalesef iyi olan ilişkimiz şu an bozuk. Ama buna sebep biz değiliz. Hepinizin bildiği gibi şu an maceraperest bir ekip çok güçlü. Ama biz ailemizi bu maceraya kaptırmayacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Refik, bir diyeceğin var mı? Yok, yok efendim. Buyur, afiyet olsun. Rıfkı'nın oğlu 20 yaşında demişti değil mi? Evet. Hem babasının kaybını, hem amcasının kazancını kaldıramaz. Onunla ilgilen. Aklımda. Peki Rıfkı'nın ölümü bizi kesti mi? Nasıl yani? Rıfkı potansiyel lider değildi. Onu kullandılar, sen de gerekeni yaptın. Potansiyel liderler kim? Masada diğer konuşanlar. Tipi, Selim. Hızır. Hızır ihanet etmez. Bunu söyleyeceğini bildikleri için onun üstüne gidecekler. Müsaadenle Selim'le Hızır'ı birbirine düşman edeceğim. Tipi'ye, Ahmet'e de sıçrayacak sonra. Tehlikeli bir oyun. Ama doğrusu da bu. Hı hı. Fırlat!
bana nasıl ihanet edersin? Ben kimseye ihanet etmem Ünal Bey. Benim müşterilerime nasıl bozuk silah satarsın Hızır? Benim silahlarımın bozuk olmadığını herkes bilir. Bu silah kimin? Benim. Bana kumpas kurdular. Kim? Bilmiyorum ama öğreneceğim. Yanına bırakmayacağım. Bu işte ihmalden başka bir kastın varsa bunu canınla ödeyeceksin. İhmal işinde silah işinden çıkacaksın. İhmal yok. İhanet var. Biri bana oyun oynadı. Ama bu ya istihbarat ya da aileden biri. Bana aksini ispat edinceye kadar hükmüm geçerli. Madem ihanet var diyorsun, gereğini yap da görelim. Hay hay. Bu iş çözülene kadar da silah işinde olmanı istemiyorum. Bu iş çözülene kadar sapan bile yapmayacağım. Yapmak ister misiniz abi? Gerek yok. Siz test ettiniz mi? Defalarca test edildi abi. Bunlar da büyük silahlar. Şey mi karıştı çocuklar? Selim. Anlamadım ki abi. Biri bize oyun oynuyor abi. Burada oyun oynayacak bir tek köçek var. O da sensin Selim. İyi bakalım. Hadi Selim. Hadi Selim. Thank you.
oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. O eteği giyeceğini, kefen giysen daha iyiydi Selim. Bu fotoğrafı bastırıp aleme dağıtalım. Şşş, bana bak. Sakın ha. Saçma sapan bir şey istemiyorum. Oğlum bak, düşmanın öldürüp mezara gömersin. Ama mezarını işemezsin, değil mi? Bunu bana gönder misin? Biz onu size değil, bize oyun oynayana gönderdik. Oyun oynayanın layığıdır diye gönderdik. Selim bir hata yaptı. Bedelini ödettim. Bunu ona giydim. Sıra sende. Şimdi sen giyeceksin. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.